Bugün Tonguç gidip fotosentezi fotosentez işleyeceğiz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlayalım evladım. Fotosentez fotoğrafların düzenlenmesi ve yayınlanması mı hocam? Elan. Foto ışık demek, evet. sentez de üretmek demek. Işıkla üretim demek aslında. Şimdi etrafımızda bir sürü bitki var değil mi Tonguç? Evet, evet. Yeşil canlılar var, işte yeşil bitkiler. Hatta insanı huzu veriyor değil mi yeşil evet, canlıların olması? Şimdi bunlar güneşten aldıkları güneş enerjisi diye bir şey var. Hani güneş enerjisiyle elektrik üretiyorlar. Onunla yine arabalar çıktı falan filan. Bu enerjiyi aynı o arabalar gibi kullanarak Tonguç ne üretiyorlar? Besin üretiyorlar. Hani mesela patates. Hani mesela bunların meyveleri var ya. Bunların aslında meyvenin içindeki enerjiyi biz güneşten alıyoruz. Bu fotosentez demek yani ışıkla üretim demek. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım abi, Çok güzel. Foto anladım. zaten fotoğraf makinesinden ışığı olduğundan Instagram. biliyorsun. Evet, Instagram mı? <laughs> fotosentez şöyle bir şey. Tonguç fotosentez bir kere bitkinin yeşil kısımlarında. Yani nerede oluyor Tonguç? Yaprakta oluyor. Yapraklarında. Şimdi fotosentezin bitkinin yapraklarında şöyle bir şey var Tonguç. Yaprakları köklerden gelen köklerden gelen suyu alıyor Tonguç tamam mı? buraya su yazıyorum. Su formülü neydi Tonguç? H2O. h Suyu aldı. h <laughs> Suyu aldı. Aynı zamanda havadan da bak yaprakların üstünde böyle gözenekler var Tonguç. Evet hocam. Bu gözenekler hava delikleri aslında. Bu hava deliklerini sen göremezsin. Mikroskopla görebilirsin. Ama bu hava deliklerinden de havadan bizim verdiğimiz karbondioksiti alıyor Tonguç. Karbondioksiti kim veriyor aslında? Biz bitkilere veriyoruz değil mi? Evet. Nefes alıp verdiğimizde karbondioksit veriyoruz. Ve bu karbondioksiti alıyor. Bak suyu aldı. Karbondioksiti aldı. Ve sonrasında oksijen üretiyor. Hani derler ya bitkiler oksijen üretir. Evet. İşte bitkilerin oksijen üretmesinin temel sebebi fotosentez aslında. Ve oksijen ürettiği zaman ama asıl amaç oksijen üretmek değil. Aslında besin üretiyor. Tanrıç. Bak görüyor musun? Bitkilerin hücrelerinin içinde böyle küçük küçük parçacıklar oluyor. Ve bunlar da besin üretiyor Tonguç. Ve bu besinleri de biz ne yapıyoruz? Yaprak sarması gibi. Oh güzel afetliyoruz yiyoruz. Aynen. Annen yaprak sarması yapıyor mu sana? Parmak gibi hocam. Serçe parmağı gibi incecik oluyor. Çok güzel. Vay, çok güzelmiş. Ve bu besin aslında biliyor musun? O yaprağın içindeki besin aslında. Hatta bunu en fazla kim yiyor? İnekler, öküzler yiyor değil mi Tonguç? Teşekkür ederim hocam. Evet. Bu ineklerin yediği bu besinler ne yapılıyor sonradan? Sindirliyor, et oluyor. Biz de onları yiyoruz falan et filan. Olsun. Besin zinciri de var orada. Buraya aldık. Hocam, evet. evet Şimdi burada şunu unutmayacağız. Güneşten ne geliyor? Güneşten ışık geliyor. Ve aynı zamanda yeşil olmasının sebebini biliyor musun? Bitkilerin. Nedir hocam? Bitkilerin yeşil olmasının sebebi klorofil denilen klorofil de ulan yeşil olmasına rağmen mavi de <laughs> Klorofil denilen e, bir madde. Klorofil dediğimiz şey bir renk pigmenti. Hangi renkte peki bu evladım? Yeşil renkte. Renk pigmenti demek pigment demek renk veren madde demek. Renk pigmenti de buradaki yeşil e, halde çünkü bitkilerin hepsi yeşil değil mi? Tom? Hocam yeşil file ne denir? Yeşil file ne denir? Greenfield. Hayır yani. hocam. Klorofil denir. Vay. Bayağı iyiymiş bir espri. Gerçekten çok kaliteli. Bunu asla unutmayacağım. Bu kadar bir <laughs> <laughs> <iğrenç gülüyor> espri. Diye. Tonguç bak. O zaman yeşil madde olan klorofil de yardımcı, tamam, yardımcı tamam. oluyor. Tamam mı? Şimdi hemen bakalım o zaman. Karbondioksit aldık. Suyu aldık. Ve ne ürettik? Besin ürettik. Ve oksijen ürettik. Bunu yaparken ne kullandık? Işık, Işık kullandık. Ve neyi kullandık? yeşil renkte olan klorofili kullandık. Burayı anladık mı Tonguç? Um? Çok net anladım. Besin dediğimiz zımbırtının glikoz olduğunu altına yazdık ya. Glikozun formülü ise c 6 h 12 o 6 Tonguç bak burada karbon var, burada karbon var. Burada hidrojen var, burada hidrojen var. Burada oksijen var, burada oksijen var. Görüyor musun? Anladım hocam. Anlaştık mı Tonguç? Bu da bizim bildiğimiz oksijen ve bu havaya veriliyor. Tamam mı Tonguç'um? Fotosentezin reaksiyonu neymiş o zaman? Karbondioksit artı su, besin artı oksijen. Anladım. Sonuçta besin üretiyoruz. Bak çok önemli. Sonuçta. En önemli şey bu. Burada şunu unutmayalım. Işık enerjisi neye dönüşüyor Tonguç? Fotosentezde ışık enerjisi neye dönüşüyor Tonguç? Besine dönüşüyor hocam. Besinin içinde hangi tür enerji var biliyor musun Tonguç? Kimyasal bağ enerjisi var. Yani kimyasal enerji desen de olur. Işık enerjisi neye dönüşüyormuş Tonguç o zaman? Kimyasal bağ enerjisi. Mükemmelsin Tonguç. Şimdi o zaman Klorofile bakalım. Klorofil nerede bulunur? Bitkinin içinde, bitki hücrenin içinde kloroplast denilen bir organel var. Kloroplast. Kloroplast organelin içinde klorofil bulunuyor Turgutcu. Kloroplast organelin yeşil renkte. Bitkiye yeşil rengi de veriyor. Rengi zaten söylediğimiz gibi yeşil ve Tonguç'um bu adam ne yapıyor kloroplast? Işığı yani güneşten aldığı ışığı soğuruyor. Soğurmak ne demek biliyor musun Tonguç? Soğutmak. Hayır. Yenici sınıfta görmüştük. Soğurmak içine almak demek. Ha. Enerjisini emmek demek. O zaman ışık enerjisini hemen organin adı neymiş? Kloroplast. Tamam, Bunu yapan e, şeyin adı neymiş? Klorofilmiş. Klorofil. Klorofil o zaman nerede bulunuyormuş? Kloroplastın içinde bulunuyormuş. Tamam mı Tonguç? Tamam, Klorofil nerede bulunuyor? Anlatışık mı? Kloroplastın içinde bulunuyor. Mükemmel ve yeşil renkte görüyorsun. Şimdi fazla üretilen glikoz ne oluyor peki? Fazla üretilen glikoz eğer çok fazla üretilsek nişasta şeklinde depolanıyor. Hani patates yedin mi Tonguç? Bir keresinde yemiştim hocam. Benim. Bir keresinde mi? <laughs> Evladım, patates Her gün yiyorum dediğim... hocam. Bana hatta patates kafa diyorlar. Evladım patates dediğim senin için nişasta var aslında. Senin orada yediğin e, böyle... E, un gibi bir şey var. Un gibi bir şey var. Ya, patatesin aslında şey yaparsan... Püresi falan un gir, şey ha, Püresi falan. O nişasta aslında Tonguç. Anladım hocam. Çünkü on, bir sürü glikoz üretiyor. Bu glikozlar da birleştirilerek nişasta oluşuyor. Çok iyi anladım hocam. O zaman fotosentez sonucunda yaprağın kütlesi ne olur Tonguç? Işıktan yaprağın aldığı enerjiyle güçselir. ve havadan aldığı karbondioksitle artar Tonguç. Artar. Evet. Neden? Çünkü besin ürettiği zaman besin bir ağırlık değil mi? Kesinlikle. O zaman değil. yaprağın kütlesi. Işık enerjisi neye dönüşüyordu demiştik? Kimyasal enerjiye. Kimyasal enerjiye dönüşüyor Tonguç. Mükemmelsin. O zaman fotosentezi nerelerde ol olmaz ona bakalım Ner nerede oluyordu fotosentez uzayda olmaz hocam. Hayır evladım yaprakta oluyordu Tonguç ha. değil mi ama nerelerde olmaz bitkinin gövdesinde yeşil bir kısım var mı Tonguç? yok, yok. bitkinin e, köklerinde var mı yok o zaman yeşil olmayan hiçbir yerde olmaz mesela gövde köklerde olmaz ama ne zaman olmaz yeşil değilse yeşil ha. değilse olmaz. Hani bazı bitkiler tek yıllık bitkilerde gövdeler de yeşil olabiliyor. O yüzden Olabilir. ona dikkat edelim. Yeşil değilse o zaman fotosentez olmaz. Olmaz. Bu efendim. kadar. Ee, fotosentezi yapan canlıları da örnekler unutmayalım. Hem yeşil bitkiler hem siyona bakteriler. Bu kadar evladım. O zaman Tonguç Akademi konu sağladım. mutlaka üye ol evladım. Orada videolar daha önceden ve daha düzenli. Tamam. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Ya.